Polis mensupları, bekçiler, sağlık ekipleri de burada. Çevredeki vatandaşlar, esnafları yaklaştırmıyor. Yangın söndürme devam ediyor. Altın geliyor, o yüzden dostum altın. Dışarıdaki çöpü akşam saatlerinde yatmışlar, ondan dolayı kaynaklanan bir şey. Evet. Burası ne üzerine? Kerestane ile plastik fabrikası. Palet diye söylendi. Palet de var, geri dönüşüm. Geri dönüşüm fabrikası. Evet. Dışarıdan dolayı diyorlar. Ama çöpten dolayı mı? Aynen. Kaç sıralarında meydana geldi? Bir saat önce. Bir saat önce. Siz de burada esnafsınız. Esnafım. Arkadaşlarımın yeri. Evet. Peki burası ne üretiyorlar? Paletle plastik granül üretiyorlar. Nasıl meydana geldi? Siz esnaf mısınız burada? Tabii benim arkadaşım. Evet, nasıl olmuş? Bilginiz var mı? Vallahi iki kişi dışarıda çöp mü yapmışlar, ne yapmışlar? Evet. Bunlar suçlama ile oluyor. Evet, çöpün sıçramasından nedeninden dolayı mı diyorsunuz? Aynen öyle. Evet. Peki şu an hasar büyük mü? Maddi hasar. Hasar büyük tabii. Yaralı can kaybı yok değil mi? Palet fabrikası yandı yani. Evet. Öyle diyeyim ben sana. Bizim arkadaşımızın yeri burası. Evet. Ne üretiliyordu burada acaba? Palet. Palet. Evet, olay yerine olay inceleme ekipleri de geldi.
Başkanım geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne diyorsunuz? Ya esnafımız için büyük bir felaket yandı. Artık bakacağız yani elimizde gelen bir şey var. Şey yapacağız. Peki yangın nasıl meydana gelmiş? Bilginiz var mı? Yani bir anda parladığını söyledi. Evet. Ve hepsi de yanmış. Evet. Geçmiş olsun diliyorum yani. Evet. Allah kimseyi de yaşatmasın bir şekilde. Yani. Evet.